Merhaba dostlar. Şu görmüş olduğunuz taş daha önceki videolarda, eski videolarda özellikle paylaşmıştım. Şimdi bunu biraz daha yakından inceleyelim. Evet. Arkadan opasiteyi görüyorsunuz. Işık geçiriyor. İnce kesildiğinde tabii ki daha iyi geçiriyor. Kalın kesimde opak duruyor. Fakat ışık geçiren birçok kez test ettim. Işık geçiren bir taşımız. Bu şekilde desenleri. Bunun bir jade türü olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü özgül ağırlığı 3'ü geçiyor. Sertlik 7 civarı. Özgül ağırlık 3.10 civarı. 3.05, 3.07, 3.10 gibi kesilen yere göre değişebiliyor. İçindeki demek ki kapanım ve katkılara göre özgül ağırlık değişiyor ama bir jade türü olduğundan şüpheleniyorum. Onun için artık bunu teste, analize gönderme vakti geldi diye düşünüyorum. Görüyorsunuz. Bundan bir kabuşon yapıp analize göndereceğim. Umarım bir jade türüdür. Belki de Türkiye'de ilk bu tür yeşil renkli jadenin de kaynağını bulmuş oluyoruz. Eğer jade ise. Evet, ışık geçiriyor yani görüyorsunuz. Evet dostlar, bu da yine diğer bir yeşil taşımız. Bu opak, ışık geçirmiyor. İçerisinde pirit taneleri var. Biraz daha yakından bakalım. Biliyorsunuz bundan yüzük de yapmıştım. Bir yıldır kullanıyorum. Hiçbir yıpranma yok. Cilası da öyle duruyor. Süper cilayı seven özel bir taş. Yani cilayı çok seviyor bu taş. Yani inanılmaz şekilde cilaya tepki veriyor. Harika bir taş. Bakalım ne olacak? Ben bunları tabii kendimce ölçtüm sertliklerini ve değerlendirdim. Hidrostatik yöntemle özgül ağırlıklarını. Bakalım işte laboratuvarlar buna ne diyecek? Özellikle bu ikisi, bu ve diğeri. Bunları öğrenmek istiyoruz ticari olarak. Bir de bu var. İkisini analiz ettireceğiz. Hani buna özellikle ticari bir isim koymak istiyorum ama türünü bilemediğim için koyamıyorum. Evet, bakalım sonuç ne çıkacak. Pirit.
pirit granülleri. Çok küçük. Evet, bu taşımızı da artık analize göndereceğiz. Bir türlü ne olduğunu anlayamadım. Altı civarı sertlik. 2,87 civarı özgül ağırlık var. Hani nefrite benziyor ama içinde pirit olması ve çok opak olması, hiçbir şeffaflık olmaması bizi şüphelendiriyor. Hiçbir kategoriye koyamıyorum. Bunu da analize göndereceğim. İki tane demek ki yeşil taşımız var. Analize gidecek. Hatta bunlara iki farklı yerde de analiz yaptırmak istiyorum. Bakalım farklı kuruluşlarda nasıl analiz olabilir. İlerleyen dönemlerde karşılaştırabiliriz. Aslında ben bunu Murat Hoca'ya gönderecektim ama laboratuvarın telefonunu aradım, kimse açmadı. Artık başka bir kuruma göndereceğim.